Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir el açması cevizi ve dondurucuya koymak için baklava yapacağım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki baklava dondurucuya koyulur mu? Evet, koyuluyor ve tadında, şerbetinde hiçbir değişiklik olmuyor. İlk günkü gibi taptaze kalıyor arkadaşlar. Deneyin. Pişman olmazsınız. %100 denenmiş. Biz hep bunu yapıp dondurucuya koyuyoruz. Arkadaşlar koyuyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Size garanti veriyorum bu konuda. Hemen sizi çok bekletmeden malzemelerimize ve yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı yoğurma kabıma alıyorum. Bir yemek kaşığı sirke. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir yumurta. Bu ölçüler bir tepsiliktir arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 200 milimlik su bardağından su ekliyorum. Şimdi malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Süt kullanmıyorum arkadaşlar. Suyla yoğuracağım. Ve şöyle bir paket kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ekliyorum. Tuzu unu ekledikten sonra, ilave ettikten sonra koyacağım. Şimdi malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra burada 200 milimlik su bardağıyla 5 su bardağı unum var arkadaşlar. Unumu da ekliyorum. Ve bir çay kaşığı çok az tuz ekliyorum. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Şimdi güzel bir hamuru yoğuracağım. Şimdi hamurumu tezgahına alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumun kıvamını alması için 2 avuç daha un ekledim. 5 su bardağı undan sonra. Şimdi hamurumuzu güzel bir kıvamlı hamuru yoğuruyoruz. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir kıvamlı hamurumuz oldu. Ne çok sert ne de yumuşak. Orta sertlikte bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumu 12 bezeye böleceğim arkadaşlar. Evet, şimdi hamurlarımızı kestik. Hemen beze yapıyoruz. Şöyle küçük olan bezeleri büyüklerden koparıp eşit hale getiriyoruz. Evet, şu şekilde pürüzsüz güzel bir beze yapıyoruz. Bezelerimizi yaptım arkadaşlar. 12 tane beze yaptım. Evet, bezelerimi yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle nişastamı masaya döküyorum biraz ve bezelerimin hepsini eziyorum. Hepsini ezip ondan sonra tabak büyüklüğünde açacağım. Bu ezme işlemi benim işimi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şu şekilde ezip dinlendikleri zaman diğer ikinci aşama açmak daha kolay oluyor.
Evet, bezelerimizi ezdikten sonra şöyle tabak büyüklüğünde hepsini açacağım. Şimdi bezelerin hepsini tabak büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Buraya poşet, bu şekilde poşeti serdim. Ve açtıklarımı buna dizeceğim. Şöyle ikişer ikişer diziyorum. Ve diğer katını üzerine kapatıyorum. Şöyle örtüyorum. Kalanları da üzerine dizeceğim. Evet. Üzerine de bir tane daha poşetten örtüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 15-20 dakika dinlendiriyorum. Yarım saat 15-20 dakika dinlendirip tekrar açmaya başlayacağım bunları. Bir tane bezeyi alıyoruz, nişasta serpiyoruz. Şöyle kocaman bir açıyorum önce. Evet bacım, şöyle bir tane bezeden böyle büyük bir yufka açıyoruz. Bak gayet de ince açıldı. Şimdi bu yufka açtıkça açılıyor. Evet, şimdi bunu tepsiye nasıl döşeyeceğiz onu göstereceğim. Evet, böyle bir tane yufkayı tepsiye en kolay, en basit bir şekilde nasıl döşeyeceğiz onu göstereceğim sana. Şimdi böyle bir tane bezeden böyle büyük bir yufka açıyoruz bacım.
Şimdi tepsiye şöyle şu şekilde bir ucundan tepsiye koyuyoruz. Sonra buradan geriye katlıyoruz. Buradan kalanı da içe doğru katlıyoruz. Bu bir bezeden 4 kat çıkıyor. Şimdi tepsiye döşeme şekli böyle. Şu kenarlardan fazla yufkayı bu şekilde kesiyoruz. Kenarını düzeltiyoruz. Kestiğim parçaları da burada iki kat yufkayı serdim. Şimdi bu parçaları da bu şekilde koparıyoruz. Ve bu şekilde diziyoruz içine. Böylece 3 kat oluyor. Yufka biraz daha büyük olursa 4 kat olur. Yani bezeyi büyük yaparsan 4-5 kat bu şekilde döşeyebilirsin. Bir bezeden 4 kat yufkayı bu şekilde döşedim. 1-2-3-4 kat arasını şöyle hafif fırçayla yağlıyoruz. Ve böyle biraz azar azar ceviz serpiyoruz. Her 3-4 kat aralarına bu işlemi yapıyoruz. Bu kat aralarına azar serpiyoruz. Ortasına da bolcana ceviz döküyoruz. Şimdi yufka serme işlemimiz böyle. Hamur yufka güzel açıldığı zaman çok keyif verici arkadaşlar. Keyifle bu yufkayı açabilirsiniz. Yani ben çok keyifle açıyorum. Çok keyif verici çünkü çok güzel açılıyor yani. Hem kolay hem güzel. Yeterli. Şöyle size yufkanın inceliğini göstereyim. Bakın. Şimdi açmış olduğum bakalım yufkayı tepsime döşüyorum. Şöyle. Bu yöntem çok kolay arkadaşlar. Hiç baklava açmasını bilmeyen, yapmayan bile çok kolay yapabilecek bir tarif. Çok kolay. Herkes yapabilir. Şimdi iki tane yufkayı bu şekilde serdik. Kalan parçalarımızı da böyle üzerine döşeyeceğiz tekrar içine. Thank you.
Dördüncüyü de serdikten sonra hafif yağlama işlemi yapıyorum. Hafif böyle fırçayla yağlıyorum. Serpiyorum arkadaşlar. Şimdi bu işlem, bu ceviz ve her 3-4 yufka arasında bu yağlama ve ceviz dökme işlemi yufkalarımızı biraz daha havalı ve çıtır olmasını sağlıyor. Hem havalı pişiyor arkadaşlar, ara katları güzel pişiyor. Onun için her 3-4 kat arasında bu yağlama ve ceviz serpme işlemi şey yarıyor yani. Şimdi değerli takipçilerim, tek bir tane yufkayı tek olarak açtıktan sonra şimdi şöyle 3 tane 4 tane birden açacağım. Aralarını bolca nişasta döküyorum. Her katın arasına. Şöyle 4 tane bezeyi üst üste koyduktan sonra elimle kenarlarından bastırarak biraz büyütüyorum. Merdan yardımıyla biraz daha açık büyüteceğim yufkalarımı. Özellikle kenarlardan baskı uygulayarak kenarlarını açıyoruz. Sürekli kenarlardan açıyorum arkadaşlar. Kenarları kalın kalmasın. Şimdi altını üstüne çeviriyorum tekrardan. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. İlk önce şöyle tek tek sarıyorum ve aralarına tekrardan nişasta serpiyorum ki yapışıp yırtılmasınlar. Şimdi hepsini birden sarıyorum oklavaya ve öyle açacağım. Şimdi kenarlardan hafif baskı uygulayarak ileriye doğru bastırarak arkadaşlar yufkamızı açıyoruz. Ortasına arkadaşlar bolca ceviz döküyorum.
Şöyle yufkalarımızı sevdikten sonra kenarlarını kesiyoruz. Şimdi kestiğimiz yufkaları tekrar içine döşeyeceğim. Şimdi arkadaşlar baklavamızı tamamladık. Şimdi üst kapağını seriyorum. Bu şekilde baklavamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi kenarlardan fazla kalan yufkalarımı içine doğru alacağım. Şimdi baklavamızı bitirdikten sonra şimdi baklava dilimi keseceğim. Şimdi baklavamızı bitirdikten sonra kesme işlemine geçiyoruz. Şimdi baklavamızı kestikten sonra yağlama işlemine geçiyoruz. Tereyağı, margarin ve sıvı yağ karışımından baklavamıza sürüyorum. Tereyağı, margarin ve sıvı yağ karışımından baklavamıza döküyorum. Şöyle fırçayla her yere eşit olarak gelecek şekilde arkadaşlar yağımızı döküyoruz. Fırını 200 dereceye ayarladık arkadaşlar. Şimdi sıcak fırına baklavamızı gönderiyorum. Şimdi tatlımızı fırından çıkardık arkadaşlar. Şerbetimizi de buraya hazırladık. Hemen şerbet soğuk, baklavamız sıcak bir halde. Dökeceğiz hemen. Şerbetimiz soğuk, baklavamız sıcak olacak şekilde döküyoruz. Baklavamıza şerbeti veriyoruz. Evet, tatlımızın son hali arkadaşlar. Şimdi şerbet içtikten sonra baklavanın doku testini yapacağız. Sizlere göstereceğim. Şimdi tatlımızın doku testini yapacağım arkadaşlar. Şöyle üstü çıtır.
Tatlımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle dağılıyor. Ağızda dağılan kıtır kıtır güzel bir tatlımız oldu. Deneyin, denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.